Şimdi bakarsak tabii ki ben maçları izliyorum. Böyle takım olarak benim için Galatasaray'ın iyi takımı var şu anda. Ama maalesef bayağı iyi sonuçlar alamıyor. Son haftalarda pek deplasmanda bayağı kötü futbol oynuyorlar. Ama futbolda hiçbir zaman belli bir şey değil. E işte biz o sene şampiyon olduk. Son haftada, son iki haftada şampiyon olabiliyorduk. Son hafta zaten Eskişehir'e karşı. Ama kapılarımız açıldı. Bayağı şanslımız iyiydik. Çünkü biz deplasmanda kazandık Antalyaspor'a karşı. Beşiktaş kendi sahasında Denizlispor'la beraber kaldı işte. Ve son maçımız kaldı Eskişehir'le. İşte o maçı kazanmasaydık biz de şampiyon olmazdık. Tabii ki futbolda hiçbir zaman belli değil. Ben inanıyorum ki hala şansı Galatasaray'ın var çok. Çünkü Galatasaray'ın bayağı maçları biliyor nerede deplasman yok. Ama iyi oynarsa tabii ki bütün maçları kazanmalıdır. Ve beklemek Başakşehir'i bir kötü sonuç alsın. Tabii ki Başakşehir Galatasaray'a geliyor. Beşiktaş'a gidiyor. Bir de bu hafta işte Fenerbahçe'ye karşı oynuyor. Tabii ki inanırsınız işte bugün kazanacaksan kazanamıyorsunuz. Bir Başakşehir kendi sahasında Erzurumspor'la beraber kaldı. Öyle bakarsak futbolu. Artık Türkiye'de her takım futbol oynuyor. Hiçbir zaman sonuç belli değil. Ve olmaz. Bizim zamanında vardı. 5-5-5 bağırıyordu taraftarlar. Artık Türkiye'de öyle değil. Tabii ki nedeni çünkü her takımda bir bakarsanız şimdi büyüklerde bakarsınız kaç tane Türk futbolcu oynuyor? Yabancılar. Maalesef. Başka soru. En son Saşa'yı zamanı geldi. O zaman beni aramışlar. Sormuşlar işte ne futbolcusudur? Kalitesi var mı yok mu? O kadar. Ondan sonra hiçbir zaman artık hiç kimse aramadı. Futbolcu olarak istemedik ki ben çok genç futbolcu teklif ettim. Maalesef bakmadılar hiç iyi. Ama bana göre Galatasaray'a gelenler zannediyorlar ki Galatasaray o andan başlıyor. Galatasaray 1905 yılından itibaren başlamış tarihi. O yüzden inanamıyorum ki öyle davranış var Galatasaray'da. Eğer birisi bu biliyorsa futbolu ben. Hem orada hem burada. Ama maalesef kendi herhalde planları, program ne var ne yok bilemiyorum. Zaten bilmiyorum ben Galatasaray'ın kim getiriyor futbolcuları. Belki adam futbolla hiç ilgili yok. Şu anda bakarsınız mühim olarak sırf para var mı yok mu? Bilmiyorum, anlamıyorum. Tekrar diyorum Galatasaray şu anda çok iyi takımı var. Ama iyi gidemiyor. En başarılı takım Türk takımı Galatasaray'dı. Bir geri gelirsiniz o takımdan 8 futbolcusu Dünya Şampiyonası'na Güney Kore ve Japonya'da katıldı. İlk 11'de oynadılar. Galatasaray sonra geldi Tafarel, Hacı, Popescu, Capone ve o takımda yedek kulübesinde bir de milli takım futbolcusu vardı. Sayılı olarak 8 kişi Türk futbolcusu, 3 kişi yabancıydı. İşte o kadar. Şimdi bakarsanız kaç tane Türk futbolcusu var Galatasaray'da? Sayacağız mı? Çok teşekkür.